Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mustafa burada mı? Buradayım abi. Ha, bu dersi o belirledi. Abi psikoloji yap dedi. Her ya saat kaç? 9'u 5 geçiyor. 4 mü 3 mü? 4 geçiyor. 9 de. 9.30'da bırakacağız. O kadar da çok bırakmayalım abi ya. Peki. Bir 10 dakikada koyayım. 9.40. 45 yapalım abi. Zaten 5 dakika. Ha tamam. Ama ben senin için ya işten şey oldu. O gitmeyecek abi işe. Sen rahat. Öyle mi? Bu hep böyle kaçıyor abi işte. Her yanlış yaşamanın ve düşünmenin bedensel yansımaları vardır. Yalnız yaşamanın faturası vesvese, kendi bilgisine kanaat edip gayrilere emniyet vermemenin faturası ise vehimdir. Yalnızlıktan bahsetme abi. Evde mi yalnız yoksa çokluk içinde mi yalnızlık? Çokluk içinde yalnız. Ha. Mesela cemaatin yok. Sokakta yaşasan ne olur? Aklın başka yerde. Sokakta bak bir adam da var. Oradan caddeden geçerken kendi kendine. Cemaatin içinde ama dışında değil mi? Allah kimseyi kimsesiz bırakmaz. Yalnızlık. Aman yavrum. Aşağıda biraz anlattım enfasız şeyinde. Allah. Bir Allah'a mahsus. Sen bugün ne yaptın Afrika'da? İnşaatta çalıştın değil mi? Çalıştım. Heh, bak ben de şunu şey yaptım. Paylaşacağız, kar edeceğiz. Mesela vehim kaptı seni. Sıkıntı kaptı. Kurtulamıyorsun yani. Tamam. Vehim vesveseden kurtulmanın yolu birincisi kurtulmaya çalışmamak, malum. Onu demeyeceğim. Yeni bir şey dün akşam. Seni kaptı öyle mi, böyle mi, öyle mi, şöyle mi, uğraşıyorsun. Bu vehim ve vesvese. Kurtulmanın yolu, kurtulmaya çalışmamak, bu varsayımın üzerine, Murat sana çok lazım gençler için. Bunun üzerine ciddi bir hakikatle boya atmaktır. Onu yapacağım işte. Öyle mi, böyle mi? Allah Allah nasıl dedi, ne dedi? İmanım gitti mi, gitmedi mi? Yaparken bu vehim. Ciddi bir şeyle örteceğim şimdi. Unutturacağım ve bastıracağım. Onu ortadan kalkması için uğraşırsan yaban arılarına musallat olduğun gibi, kaçmasını şey yaptığın gibi daha beter musallat oluyor. Öyle bir yöntem kullanmayacaksın. Onun üzerini kapatacak, boyayacaksın. Tamam, pis duvar. Üzerine boya atacaksın. Bir boya atacağım şimdi. Ama ciddi boya. Bu beyin. Nedir o? İmanım gitti mi gitmedi mi? Allah Allah. Oldu mu olmadı mı? Hemen kafanı kaldır. O ampule bak ya. Bu ampul acaba güneş rengi olsa nasıl olur? Buna hakikaten ha. Mesela güneş rengi ampul koysak Murat. Acaba daha mı iyi olur? Bunu şöyle. Bu nedir bu konuşmam? Bu düşünmem? Bu düşünmem ciddidir. Yani realitesi var. He bu aslında güneş gözü bozmazmış yani güneş rengi körsek. Yani kafanı kaldır tavandaki ampulle meşgul ol. Ve düşün. Bunu böyle yapsam daha iyi olmaz. Yok. Ya bu duvar bir açık renk yapsak nasıl olur? Yani şunun gibi de şunun gibi. Yani şu dolap rengini. Murat hakikaten bir düşündün mü? Şu dolabı gördün mü abi? Dolan renk. Bir oraya uygular mısın hayali? Güzel olur değil mi? Evet. Ha, ne yaptım? Şimdi ona yaptırdım ben. O unutu üzerine boya attım. O vehimin. Ciddi bir şeyi hemen düşünceye al. Bunun da en güzeli kitap okumak tabii. Yapamazsan bir yerde. Bir süre oku. Süre okursan gene gelir. Süre okuyorsun ezberdir. Hayır. Üzerine boya atacaksın. Yani ciddi bir şey düşüneceksin, bir çözümleyeceksin. Güneş rengi mi yapalım ampule, yoksa beyaz mı kalsın?
Ya bu duvardaki renk, tamam mı? Bir başka bir şey yani. Her şeyin bir bedeli var böyle. Yalnız yaşamanın faturası vesvesedir. Kendi bilgisine kanaat edip gayrilere emret vermemenin faturası ise vehim. Bu belli zaman sonra kendi kendini kontrol edemez hale gelir. Yani arkadaşlar, gençler, mesela vesvese kalpte olur. Nasıl yapar? Vesvese ile vehmi nasıl ayırt edersiniz? Vesvesenin özelliği şudur. Kalbe geldiği için imanın yok der. Tamam mı? Varı yok etmeye çalışır. İmanın yok. Abdestin yok. Abdestin yok diyorsa, tamam mı? Bu vesvesedir. Bak, bu varı yok ediyor. Varı yok ediyor. Vehim ise aklidir, vesvese kalbidir. Kalbe yakındır. Lümen şeytani. Vehim ise yoku var eder. Yoku olabilir. Sen bana böyle mi düşündün ya? Öyle mi baktın? Mesela bir tanesi bana dedi ki, geçenlerde sofrada, X devletten, dış devletten birisi yanım oturuyor soframızda. Abi diyor, ben Mecul grubundayım. Bir şey anlatayım. Bir şey tamir edeceğiz, sen bir şey de anlatacağım. Abi Mecul grubundayım. Falanca isim, o da var diyor Mecul'da. Var dedi. O dedi FETÖ'cüdür abi dedi. O Mecul'da ne işi var dedi. Dur. Hazreti Ali diyor ki, birisi size bir laf getirdi. Tahkik etmeden. Yani bunu Kur'an'daki ayetin de Hazreti Ali, ayette Hazreti Ali şöyle diyor. İsabetli karar dahi versen, tek yanlı dinlesen, karar da doğru dahi olsa zalimlerden olursun. Niye? Onu dinlemediğin için. Tek tarafı dinleyip, hakikaten isabetli de karar versen, onu dinlemeyip karar verirsen zalimlerden olursun. Allah öyle diyor Celle Celaluhu. Bir fasık diyor size, birisi hakkında bir şey getirdiği zaman, ne diyor sonra? Onun hakkında bu muhakkak büyük bir yanlıştır, yalandır demeniz gerekmez miydi? Demeniz gerekmez miydi? Niye? Çünkü dur. Bir dönce. Dedim ki tamam. Gittim Mecul WhatsApp grubuna. Bir şey anlatmak için yapıyorum. Yaptım, anlatmıyorum. Bastım düğmeye. Selamünaleyküm kardeşim dedim. Sesli attım. Senin hakkında FETÖ'cü diyorlar. Doğru mu? Değil. İslam, Müslüman odur ki, öyle bir sıfatı var ki senin hakkında suizan etmez. Ama suizana da vesile olmaz. Suizan etmez, suizana da vesile olmaz. Ben senin hakkında böyle bir şey duydum. FETÖ'cüysen Müslümansın, Müslüman yalan demez. Eğer gizleyecek kadar gizlenecek bir şeyse bunu taşıma. Sen Müslüman mısın? Estağfurullah falan değilim falan. Eğer utanıyorsan taşıdığın şeyden, gizlemeye ihtiyacın varsa onu taşıma. Çünkü taşımaya değmez o. Eğer diyebiliyorsan buradan taşı ve de. Dedi ki abi Allah, o da sesli, Allah senden razı olsun. Bak ne kadar net ve mert olarak Müslümanın sıfatını söyledim. Böyle misin? İyisin, çık. Abi dedi, ondan önce çıkmışım. Senin yanında olanı tahmin ediyorum dedi. Ben değilim. Bitti. İki tarafı dinlemeden en büyük ailevi sorunlar, kişiler arasındaki ilişkilerdeki sorunlar, bu belki biraz uzattım gibi zannettiniz, yapmadığımız şeyden kaynaklanıyor. Beceremediğimiz şeyden kaynaklanıyor. De kardeşim, sen hakkında böyle bir şey diyor. Yani Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Yani insan Müslüman günah yapmaz. Yapabilir ama yapmaması lazım. Ama günah yapmamakla beraber yapmıyorsun ama yapmalara vesile oluyorsun. O da sana yeter ya. Ha? Mesela senin hanım yırtmaçlı etek giymiyor ama onu satıyorsun. Ya abi ticaret. Öyle ticaret yok. Harama, bidatı yayacak bir ticaret yok. Daha ilerisini söyleyeyim sana. Esrar sat. Daha büyük parası var. O da ticaret. Abi nereye kıyas ettin? İçki sat. Allah'ın haram ettiği bir şeyi üretmesi de satması da caiz değildir. İçki haram. Taşımak da haram. İçmiyorsun, satmak da haram. Yani haram yapmıyorsun ama
haram yapmalarına vesile oluyorsun ya. O da sana haram olarak yeter. Yaptırıyorsun. Demek ki haramın mukaddemesi de haram. Farzın mukaddemesi de farz. Yani farz oluyor sana. Mesela namaz farz. Mukaddemesi abdest. O da farz. Bu belli zaman sonra kendi kendini kontrol edemez hale gelir. Tattım ne söyledin? Tattım bir şey mi dedin de anlamadım. Yaptırtıyorsun dedim. Ha yaptırtıyorsun. Evet. Bak. Tasavvurunu kontrol edemez hale gelir ki insan. Tasavvur akliydi, düşünce. Tasavvur, düşünmek. 13 yaşında da insan olduğu için aramızda. Ezberler. Tasavvur, düşünmek, düşünmek, tasavvur, tasavvur, düşünmek, aklidir, kafalıdır. Vesvese kalbidir, kalpte vesvese olur. Vesvese abdestin yok, imanın yok der. Hey! Vehim ise olmayan bir şeyi var zannettirir sana. Onun adı şüphe ve zan olur karşına. Tamam mı? Manyağın birisi ya. Hasan manyağı. Kafayı oynattım bu akşam. Hey! Ya. Niçin bu kadar rahatım? Hakim olacaksın oralara. Tamam. O kadar basit ki. O tür şeyler, vesvese ve vehimlerin alemimizde büyümesinin sebebi kendini küçük görmendir. Şeytanlar, cinler, erler, habeseler niye korkunç büyük şey gözüküyor? Sen kendini tanımıyorsun. Kendi donanımların gücünü bilsin. Ya abi 3 kişi geldi beni öldürecek. Ama elinde taramalı var lan. Dırırt. İstersen 50 kişi gelsin. Ha yumruk yumruk olsa tamam. Sende öyle donanımlar, silahlar var ki. Şimdi sen bir adasın. Onlar 10 kişi dışarıda var. Şey gibi, heykel gibi, hedef tahtası gibi ortaya çıkmış. 10 kişi olsa ne olur? Dırırt. Gitti. Sen donanımdan haberin olmayınca o büyüyor. Aslan büyük değil o şeytan. Şeytan size şöyle der diyor Allah Kur'an'da. Size vesvese verir. Bunun tuzağı keyden zayıfa. Zayıf. Kadının tuzağı ise keyden azima. O büyük işte. Şeytandan 3 defa sığınılmamış. Allah mecinem şerin ise belayın ise fitmeyin ise. 3 defa bundan sığınılmış. Şeytandan 1 defa. Ha? Hem de Hazreti Adem'in duası. Ha buradan geliyor. Çünkü fatura ödemiş o. Ne haber? İyi miyiz? Çok şükür. Çok iyiyim. İyi ol ki bir de seninle uğraşmayalım. Nasıl ki ruh akciğere taayyün ve teşahhus eder. Her bir özellik bir organa gözükür. Ruh akciğerde daha çok gözükür. Nefes alıp vermekte. Tasavvurunda Allahu alem kanda taayyün eder. Kanda. Düşünceler, bak bir daha. Düşünceler kana aktarılır. Ruhtaki sıfatlar akciğere aktarılır. Nefese. Ki nefesten tesir eder karşıya. Tasavvurun her şeyi kana taalluk eder. Ekranında ortaya çıkar. Mesela düşünce kanı değiştiriyor. Abi tansiyona bakar mısın? Ya acaba hop zirve yaptın. Endişe ettin, panik yaptın. Tansiyon yükseliyor mu yükselmez? Tansiyon kan değil midir? Düşüncem kanı bak nasıl etkiledi. Her düşünceniz kana yüklenir. Her ruhsal hassasiyet akciğerinize atar. Nefesinize girer. Şeyinde tansiyonu düşmüş abi. 15 Temmuz başarılı olamayınca adamın Amerika'da tansiyonu düşmüş. Ha doğru. Ceketin üstünden ölçtüm mesela. Buradan Amerika'ya tesir ediyor. Buradaki ihtilal. Mesela beyaz önlük psikolojisi. Doktor nereden bak? Beyaz önlük psikolojisi. Sen benim tansiyonuma bak Abdullah. Bir şey olmaz ha bu kafayla. Baksın doktor kesinlikle bir derece değişir. Eğer benim tansiyonum düşük seyrediyorsa düşer çok. Eğer benim tansiyonum yükseliğe gidiyorsa normal diyelim 15-16. Doktor baksın 18 olur.
Bak unutmayın, her düşünceniz kana aktarılır. Mesela mideme vurdu, kötü bir haber. Bak düşünce. Dün adam kalp krizine adam ölmüş. CHP'li, CHP kaybetti diye adam kalp krizine ölüyor. Hem de emekli öğretmen. Düşünce kalbe, kana, kan kalbi bitirmiş. Anlıyor musunuz? Ha, düşünceler o kadar mühimdir. Düşünceler o kadar mühim ki... Değil mi? Efendim abi? Hocam şimdi kanser falan oldu ya. Stres. Stres. Bak bir tane hasta var. Dedim ki sakın ameliyat olma. Çünkü ameliyat kanseri ortaya çıkardı. 1,5 ay oldu. Sen dedi Allahu alem kalbim diyor ki senin kanserin 3,5 seneden beri var zaten. Ama bilmediğin için hiçbir şey yok. Ne zaman ya buna da bir bakalım çocuk gelmişken çocuğu getirmişken benimkine de bir bakın demiş. Aa sende kanser var deyince hakikaten 15 günden beri oysa 3,5 seneden beri kanser hiçbir tesiri yok. 15 gün içinde kadın tırt erimiş kemik gibi olmuş. Mesela diyet de onun için ne kadar kötü bir şey. Ne diyorsun ya? Mesela ben bunu yiyemem kanserim. Kanserin devamlı canlı tutuyorsun kanserim. Bunu yiyemem kanserim. Bunu içmem kanserim. Bunu yapamam kanserim. Oysa unutman lazım. Bunu devamlı canlı tutuyorsun. Niye canlı tutuyorsun? Mesela bu bazı kitaplar var böyle. Kan grubuna göre diyetler var. Bana kızacaksınız tamam mı? Hani gençlik yok vardı ya o yazıda vardı. Mesela gençlik psikolojisi, buluçağ psikolojisi. Öyle bir şey yok kardeşim. Bizim sığındığımız çıkış rampası görüyoruz. Yani sahabeye bakın 17 yaşında, 16 yaşında. Biz de buluçağa geçirdik kardeşim. Öyle bir şey yok ki yani. Niye ona şey yapıyorsunuz yani? Ahmaklığımızı, buluçağ psikolojisi. Öyle bir şey yok. Kızacaklar bana. Ötekisi ondan önce ne diyordum? Bir şey diyor. Kan grubu demiştiniz. Ha kan grubu. Resulullah ve aleyhissalatü vesselam sahabesinde kan grubuna göre beslenme mi vardı? A grubu RH pozitif kan yiyemez. Sıfır grubu RH pozitif yoğurt yiyemez. Orada sahabede bu kanlar yok muydu? Deve sütü yerlerdi. Deve eti de yerlerdi. Hop ey ashabım sen A grubusun. Ey ashabım sen sıfır grubusun. Sen şunu. Sünnet usulü ye. Vesveseye neden oluyor değil mi abi bunlar? Vesveseye sen onu anlatacağım tatlım benim. Bunlar vesveseye. Ben kime rastladımsa evet faydası var. 2-3 faydası varsa 30 zararı var. Bu tür şeylerle meşgul olanların psikolojisini sağlam görmedim. Abi çay içenci mesela sabah çay içenci kahvaltıda cinayet etmiş diyor mesela. Cinayet etmiş diyor. Sabah kahvaltısına 54 yaşındayım. Ben bizim köyle de çay imal ediyoruz. Ben doğmadan annem çay kendisi fabrika yokken fırında yapardı kendisi üretip. Sabah kahvaltısına çay içen cinayet etmişti. Oysa Üstad Hazretleri, ustadımız her gün birbiriyle değil mi, dolaşırken hem çayını hem şekerini götürürmüş. Öyle mi değil mi? Ne acayip bir şey ya. Kardeşim psikolojiniz bozulur. Resulullah önderdir. Bırakın bu tür şeyleri ya. Daha beter ettiniz ya o kendinizi. Yüz kaçtı söyleyin bakalım. Emir daha bir. Bu tür şeylerle aman ceset, aman ha, aman oraya böbrek şey oldu, aman dalağım böyle oldu, prostatım böyle oldu, kafam böyle oldu. Diyene ne diyor biliyor musun? Hissi, nefsi, cisim. Hissi, nefsi, cisim. Hissi, nefsi, cisim. Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Ruha hakim olur. Cesedi esas yapar, ruhu unutur. Artık cesetle yatar, cesetle kalkar. Şöyleydi böyle. Lan ceset neymiş ya? Ruhun hanesi ve yuvası, binadır. Bak bu libastır bana. Bu bina yuvadır. Bu mu bana yakın? Bu bina mı? Bu bana yakın. Bu işte cesettir. Ceset diyor ruhun hanesi yuvasıdır. Libası değil. Cesette yatıyorsun, cesette kalkıyorsun. Ruhu unuttun. Hocam o zaman sigarayı zararlı olduğunu inanmadan içsen zararlı olmaz mı? Ya zararlı dediğim şey zaten ona sen demiş işte. Anlatayım o konuyu. Ha, tamam. Bizim bir arkadaş vardı. Dedesi 70. Demiş ki doktor, dayı demiş, bunu demiş bırak demiş, ölürsün. Ha, sigara. Uzun Samsun içer, yani en tehlikelisi böyle bol zifli olanından. Demiş ki ben bunu içmesem ölürüm demiş.
Valla seni beni tutsa var ya kaldırır sallar atar. Ha, öyle inanmış ya. Ben bunu içmesem ölürüm. Cenab-ı Hak öyle mi muamele ediyor? Psikolojisi mi öyle? Adam taş gibi. Ha, belki hani yapılsın diye değil de. Yok. Ama dinde şimdi ona hüküm vermiş kardeşim. Sünnet ise ne demedik mi? Mekruhtur. Sigara mekruhtur. Tabii bilimsel olarak da kahvaltıda çay içmek kahvaltının tüm değerlerini götürür. Ya da çoğu. Bak bilimsel öyle gerçekler var ki 3 sene en fazla ömrü oluyor. 5 sene sonra değiştiriyor. Öyle hastalık tespitleri var ki aman ha sıcağa koyma. Şimdi değiştirmiş soğuğa koyacağız. Abi bu millete 40 senedir tereyağı yedirmediler. Bilimseldir tereyağı. Tereyağı zararlı kolesterol yapabilirler. Sonra dediler ki şimdi kolesterol diye bir şey yok dediler. Ya, çünkü Amerika nebati yağ satması için tereyağı haram etti. Allah belasını versin. Kolesterol ölçümü yapılıyordu. Yani kolesterol ölçümü yapılıyordu. Şimdi diyorlar kolesterol diye bir şey yok. O zaman neyin ölçümünü yapıyordu 40 senedir bu millete? Allah sığır eti şeyini sütünden tereyağını kolesterolmuş. Bunu yiyemem kolesterol. Bunu yapam kolesterol. O zaman oluyoruz. Allah ben sana ne dedim başta? Sünnet-i senedi. Sünnet-i senedi asıl imamlar güzelleşiyor. Bediüzzaman içmiş mi kardeşim çay? Bazı alimler sigara içmiş mi? İçmiş. Ama şimdi sigara biraz farklı. Bir şaraba batırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ne demişler? Haram değil mi? Kurttur demişler. Bak sünnette var ya. Herkes kendi zararını da bilir. Mesela ben sıfır grubu süt falan yemez. Ben sıfır grubu. Ne? Ben sütü gayet rahat diyorum. Ama yoğurt beni uyku yapıyor, felç yapıyor. Hiç mi yememeye çalışıyorum? Kendi zaten bilirsin ya. Ya da yatacağın zaman yersin. Ha ben. Kardeşim sünnet-i seniye ne diyor? Yediğin zaman az ye. Hazmedemeyeceğini yeme. Daha önce biliyorsun hazmedemeyeceğini. 4 saat geçmeden yeme, 2 saat geçmeden içme. Tamam? Ne kadar şeyler vardı. Bak kolesterol, yumurta bilmem ne yapar. 50 yaşından sonra yumurta yemesinler. Ondan sonra ben her gün 2 tane yumurta yiyorum. 54 yaşındayım. Yerimde de duramıyorum. Her gün 5 kilometre yürüyorum biliyor musunuz? Her gün 20 dakikada hareket yapıyorum. Ve starttan bizim oraya da koşarak geliyor. 2 tane de yumurta yiyor. Yo elinden sonra yemiyor. Ne olacakmış? Ne olmuş? Cinayetmiş. Çay içince. Cinayet olsa ölmüştü. İçmeyince cinayet. Ben bir bardak çay içmeyeyim başım ağrıyor. Sen gözün önünü göremiyorsun. Ben gördüm. Gördün değil mi? Evet. Hiç ses yapma fazla deme. Adamın biri diyet yazılamış diyor ki kebap yiyin, beyra yiyin diyor. Bu diyor Avrupa'nın diyor uydurmalarıdır diyor. Tabii ya. Kebap ya Osmanlı ne yemiş ya? Kolesterol mu? Yemiş vurmuş yumruğu. Peygamberimiz zamanında adam bir tanesi deve yavrusu yiyormuş. Hepsi genel değil ama. Kardeşim onlar çalışmış. Ama yiyip de yatarsan yeme. Ha? Tıbben haramdır. Ne? Ye. Fok balı gibi yap. Olmaz kardeşim. Bak ben ekmek yemiyorum elimden geldiği kadar. Oturuyorum. Oturunca yıkamıyorum. Sıkıntı yapacak tabii ya. Kilo yapacak. Bak. Karnı böyle çıkmış, masaya vurmuş bir hocadan ders nasıl olacak? Ben utanıyorum. Allah onlara da yardım etsin, o kardeşlerime. Otur diyorlar, çocuk okutuyorlar. Hareket yok yani. Kınamıyorum haşa ve kella başıma gelir. Bildiğim için. Ama insan çekiniyor ya. Gayret ediyorum. Ama çıkma. Niye? Her gün koşuyorum, yürüyorum. Ne yapayım? Baktım ben bu eti, ben bu şeyi hazmedemeyeceğim. Yemiyorum. Dur lan, canım istiyor. Mesela günde 2 defa yiyorum. 3 defa yemem. Sabah 8.30-9. Öğlen 3.30-4. Biliyorsun. Yemem şimdi bak. Yemek kardeşim. Yemem. Canım istemiyor. Mesela dersten çıktık. Abi bir tane fıs dersi yaptık aşağıda. 1.5 saatte geçti. Şimdi de yapacağız. Bu kadar da 2 saatlik de yoldan geldim. Acıkmayacak mıyım? Acıkacağım. Peki Allah Resulü diyor ki boş karnına da yatağa girmeyiniz. İhtiyarlığa sebeptir. Bir hurma da yatsanız olur diyor. İnan bir su bardağının yarısı kadar veya tam bir bardak kadar yoğurtu su yapıp içeceğim. Yoğurt yiyeceğim. Kafaya taktım. Bak koca bir gün yoğurdu çok seviyorum ama yiyemiyorum. Niçin?
uyku yapıyor Zara, dedim şu. Ve derse gelemem, derse gelemem. O baktım ki bana uyku yapıyor. Bir saatimi alacak uyku. Bak bir şey anlatıyorum, hayatımı anlatmıyor. Baktım ki bu bana bir saatimi alacak ömrümden. Yemem, yatmaya yakın. Fazla da ağır bir şey değil. Zaten boş, bu kadar ders yapmışım, koşturmuşum. İki saatte gelmişim, iki saatte de gideceğim. En az iki buçuk saatte ders yaptım. Bir bardak yoğurtu yiyeceğim. Boş olmamış olacak, ondan sonra uyku getirecek. Daha felç yapacak, daha kaliteli olacak. Ama kalkıp da bu saatten sonra et yersen, ha yersin. Araba kullanıyorsun, inşaatta çalışıyorsun, tamam şu yapıyorsun, bu yapıyorsun. 10 dakika lezzet alacağım diye o kebapları yiyorsun, 10 saat spor yapıp inşaat veya koşuyorsun, ne yapıyorsun? Lan 10 saat uğraşacağım, 10 dakika yemem ya. Evet, şimdi başka bir yer okuyorum. 338. Mustafa biraz alakadar ediyor mu abi? Gerçi biraz psikolojiden çıktık gibi ama. Güzel mi gidiyor? Hadi bakalım. O zaman sana bir cümle geliyor. İyi dinleme. Aslı vazifeni ortadan kaldıran hiçbir vazife senin vazifen değildir. Bir daha söyler misin? Allahu Ekber. Aslı vazifeni ortadan kaldıran hiçbir vazife senin vazifen değildir. Aslı vazifen nedir? O anda ne yapman gerekiyorsa onu yapmaktır. Mesela uçakta çocuk uçağın içinde uçağını uçurarak keyif almaya çalışan gibidir. Mesela uçağın içinde çocuk düşün. Uçaktan lezzet alır mı uçurmasından? Hayır. Uçağın içerisinde oyuncak uçağıyla ancak keyif alabilir. Ona benziyor. Aslı vazifenin içerisine vazifen olmayanı yükledi. Tamam? Veya arabanın içinde arabasıyla oynayan çocuk gibisin. Aslı vazifen ortada. Mesela diyelim ki benim vazifen ders yapmak, tamam? Bunları tetibat yapmak, lisanda bu manaları çıkarıp insanlara faydalı olmak, dertlerine derman olmak, bir nevi mehrem olmak. Kalkıp ben bu kitabı kapatıp Risale'nin bu yüzden Suriye savaşa gideyim. Benim aslı vazifemdir. Kötü bir şey değil ama aslı vazifem değil. Yani kötü değildir ama vazifemi ortadan kaldırdı. Yani nedir? Ben bunu yapmasam bu işi bu kalitede yapacak var mı? Birisini bırakabilir mi? O zaman benim aslı vazifem budur. Yok başka şeyi. Tamam. O zaman aslı vazifen nedir? Mesela namaz vakti. İsterseniz Kur'an okuyun. İsterseniz bütün dünyayı sadaka verin. Namaz kılmazsan o vakti. Senin vazifen namaz kılmaktır. Öğlen farz olmuş. Tamam. Abi şu anda savaşacağım. Resulullah savaşı bırakmış, namaz kılmış. Okyanusun katreleri sayısınca nafile kılınan namazı bir tek kaza namazına denk gelmez, İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor. Okyanusun damlaları adedince nafile kılsan bir tane iki rekat sabah namazına denk gelmez. Çünkü nafileyi Allah emretmedi, farz kılmadı. Ama sabah namazı farz sana. Ama şeytan yeter ki farzı yaptırmamak için nafilelerle meşgul ettirir. Nafile oruç tutuyoruz mübarek gecelerde. Nafile namazda kılıyoruz. Bana tutacağına şöyle de ya Rabbi. Allah'ım bildiğim veya bilmediğim ilk üzerime kalan orucumun kazasına niyet etmeye. Ha, kıl şey tut orucu. Borcu varsa borcuna düşer. Borcu yoksa nafileye düşer. Arabayı tarif ediyorsunuz adres. Birisine bir şey veriyorsunuz, yardım ediyorsunuz. Her şeyi zekat düşünün. Ömrümün zekatı, aklımın zekatı, paramın zekatı. Zekat diye düşünürseniz zekatınız ödenir. Fazla gelmişse zekat nafileye düşer. Ama nafile diye verirseniz zekat olmaz. Şeytan çocuklarınıza ortak olacak diyor Allah Resulü. Allah sahabe demiş ki ya Resulallah çocuklarımızı şeytanın ortak olup olmadığını nasıl anlarız? Daha çok ahir zamanda diyor, çocuklarınıza şeytanlar ortak olur diyor. Gençler, sen kaç yaşındasın tatlım? 13. En düşük 13 değil mi?
En yüksek herhalde ben. Yok değil mi başka? Yok. Olacak başka. Çocuklarınıza diyor şeytanlar ortak olur. Ya Resulallah nasıl ayırt edeceğiz çocuğumuza? Şeytan ortak olmuş olmamış. Haya azdığından, şefkat ve merhamet azdığından anlarsınız. Acıları az olacak. Gaddar zalim oluşundan. Yani çocuklar şeytan evlenirken flört yaparak haram yaptın. Evlenene kadar tamam nişanlandık, nikah olmadan haram yaptın. İslam'a göre düğün yapmadın. İslam'ın o ahlak ve hakikatine uygun beraber olmadın. Ondan sonra helalına haramına gıdaya dikkat etmedin. Çocuk ne olacaktı? Geylani mi olacaktı yani? Rabiatul Adeviye mi olacaktı? Senin ve benim gibi uyduruk adamlar olacaktı. Bir yerde bir hata var ya. İlle çocukta değil bir yerde hata var. İmalatta problem. İmalatta problem var, doğru. Yani Allah Resulü diyor ki nasıl anlayacağız şeytan şey yaptığını? Şefkat azdığından bir de haya azdığında. Ne kadar bizde bunlar kısmen varsa o kadar şeytan bize ortak olmuş. Ne kadar çocuğunuza bu tür şey rahatça çocuğun böceği öldürüyor. Şefkat yok. Çırıp çıplak çıkabiliyor çocuk. Haya yok. Bu da ta düğünlerden başlar. Gerdekten daha sonra haram yedirmeklerden devam eder. Bir de içkiliyken dünyaya getirmeye vesile olmuşsan, eğer düğünde içmişsen, o şekilde de rahmi madere düşmüşse Allah selamet versin. Leküm dinüküm eli yediğim ve dalin amin. Adama söyledim. Kadının sesini niye yayıyorsun? Niye böyle kadının sesini videolarda yayıyorsun? Zaruret var dedi. Bazı kadınların böyle seanslarını yayıyorlar. Hasta kadınları. Güya bak sizin içinizde böyle bir şey var. Aynı zamanda onlara da vesvese uyandırıyor. Acaba bende de var mı? Ve kadınları konuşturarak içindeki şeytanı konuşturuyor. Ve bu kadının sesini yayıyorlar. Zaruret varmış. Niye zaruret varmış? Şeytandan kurtulmak için. Şeytandan kurtulmak için bu hastadır. Dinleyen hasta değil ki. Hastanın sesini niye yayıyorsun? Kadının sesi Allah Resulü İslam'ın kumandası. Ne kadar sesi gidiyorsa diyor uzağa namahremine giderse o kadar dilini uzatacaklar diyor. Kafana yatsın veya yatmasın. Namahreme gitmemesi lazım. Zaruret var. Peki zarureti tanımlıyor. Bir şey haram yoluyla olmamış ve zaruret halini almışsa zaruretler haramı helal yapar. Kaidesine girer. Eğer bir şey mesela içki içmiş, içkiyle dişi çürümüş. Bu adam kaplama yapamaz. Bu ruhsattan istifade edemez. Çürümüşse içini şey yapamaz. İçki içmiş. İçkiyle çürütmüş, haram yoluyla yapmış. Bu ruhsattan faydalanamaz. Mesela başka içki içmiş, karıyı boşamış. Ben içkiliyim diyemez. Bitti. Ha, helal yapamaz. Oysa zaruret dediğin şey haram yollarla olmuş. O zaman bu ruhsattan istifade edemez. Zaruret nedir peki İslam hukukunda? Sana bana göre değil tabii. Bir organın itlafı yani kesilmesi veya ölüm tehlikesi varsa haramı helal edebilir. Tercihtir bu. Ruhsat-ı şeriye var. O da kendisine olacak. Mesela şu. Vuruyorum lan seni. Vuruyorum seni. Vur onu. Böyle hayat tehlikesi veya bir organ yok edilecekse bu adam ne zaman haram yapabilir? Başkasına haram yapmadan kendisine. Mesela vur onu. Vuramaz. Vuracaksan vur. Ona tecavüz et. Vururum lan seni. Yapamazsın.
Ha, haram helal ancak kendi hukukundan vazgeçebilirsin. Yani demek ki zaruretten bir organın itlafı veya hayat tehlikesi olursa. Sadaka nedir sadaka? Bu haram yayılıyor kadın sesi. O da kadının günahına sadakaymış. Böyle deniliyor. Duydum bana böyle bir soru sordular. Mesela kadın hasta. Ben de rastladım Almanya'da çok. Kur'an okuyoruz ne bileyim hasta psikolojik. Biraz sonra bayıldı. Baktım karşımda başkası konuşuyor. Sen gördün mü Abdullah? Ben çıkmıştım abi. Çıktın değil mi? He. Baktım benimle konuşuyor. Beni vesaire. Ha. Ondan sonra okuduk. Şimdi o anda çeksen o sesi. Ve millete yaysa. Allah'tan kork ya. Hocam ne? O ses şeytanın sesi olmuyor mu? Şeytan ama kadının ağzını kullanıyor. Tam farklı ses. Olur mu farklı? Senden çıkıyor. Şeriata göre kadından çıkıyor. Kadından çıkıyor ya. Şimdi bunu niye yayıyorsun? Birinci zararı şu. Bunu yayarak böyle bir şey yoktu adamı. Bir merak ettim videoya bir gireyim deyince veya kadın daha çok vesveseli olurlar. Ula bende de var mı acaba ya? Baksana kadından neler çıktı ya? Ne lan benim belli değil ya bende de olabilir. Başlar kurtlanmaya. Vehim ya. İkincisi bu kadının sesini sen duyabilirsin. Zaruret var çünkü tedavi ediyorsun. Bu kadının doktorsan en namalem yerine ameliyat yapabilirsin. Hasta doktorluk tıbbi noktasında diyor. Zaruret var. Ama zaruretler ne yaptı? Kadın bir organa bakamazsın ama doktorsun zarurettir. Ha, ben de senin arandaki ilişkide zaruret giriyor. Ama ben bunun sesini ya böyle ameliyat yapıyorum diye bu ameliyatın videosunu yaysam zaruret midir bu? Böyle bir şey olur mu ya? Zaruret bunun zaruretidir. Bununla ben alırım. Bunun durumunu başka insanlara söylemek, o insanların duyması zaruret midir? O insanın duyması bunun sesini, bunun ameliyat yaptığın organlarını gösterme zaruret midir? Ona zaruret midir? Bilmesi lazım. Bilmesi gerekiyorsa zaten şeriat bildirmiş. Şeytan nasıl girer, ne yapar? Resulullah ile mülakatı var, değil mi? Şeytan peygamberimizle konuşturmamış mı? Ne zaman girersin ya melun? Ne yaparsın ya melun? Kimlerden nefret edersin ya melun? Peki, sadaka demiş. Lan, haram bir muamele sadaka nasıl olur ya? Sadaka neymiş şeriat? Karşı tarafın kimliğini ve kişiliğini ortadan kaldırmaya matuf olmaksızın kendisinin ve karşı tarafı harama atmak veya vesile olmaksızın sırf Allah'ın Celle Celaluhu rızası için olan amele ve söze sadaka denir. Karşı tarafın mahremliğini ortaya koyan şeriatın kadın sesi haramdır, namahremlere ulaştırılamaz hükmünü hangi zaruret kaldırır? Zaruretler haram yoluyla olmamış olacak. Birinci şart bu. Zaruretler haram yoluyla olmayacak. Yani dişin çürüdü. İçki içmemiş olacaksın. İçki içtin, dişin çürüdüyse çekeceksin kardeş. Dolgudan istifade edemezsin. Mesela inşaattan gidiyordun, kafayı bir yere vurdun, dengen bozuldu, karıyı boşadın. Bu karı boşanmaz. Sonra aklın başına geldi, sen böyle dedin, hükmü geçmezmiş. Ama gittin içki içtin, gittin karıyı boşadın, boştur. Hani çarpıcı misal veriyorum ki, zaruretler haram yoluyla olmamışsa, şeriatın kadın sesi haramdır, namahremlere ulaştırılamaz hükmünü hangi zaruret kaldırır? Zaruretler haram yoluyla olmamış olacak. Haramlar zaten şeytan musallat oluyor. Yani bu haramı, bunun sesini yaymak buna daha çok musallat olur. Çünkü haramın içerisinde şeytan değil mi? Mesela arkadaşlar, gençler, harama baktık açık saçık videoya. O haram, kalem alıp da bir çizgi yazmak değil. Ahiretteki cezası ayrıdır. Dünyada nedir biliyor musun? O harama bakmanın ya vesvese olacak, ya vehim olacak. En masum her haram içinizde sıkıntı, can darlığı. Başka işlediğimiz haramlar hassasiyet olur. Normal bir adama böyle ders yapıyorum.
Şöyle ders yapıyorum ya. Kim var karşımda? Siz varsınız. Bak. Haramın dünyadaki muaccel, acele peşini şudur. Ya vesvesedir. Ya vehimdir. Ya da göğüs darlığı veya hassasiyet. Sen bana böyle dedin. Sen bu derste beni hedefledin. Ulan sen o kadar kıymetli adamısın ki seni hedefleyeceğim. Dersimin mevzusunu yapacağım ya. Ha bunun içine sokacağım seni. O kadar kıymetli adamısın. Yani diyesim geliyor da. Hassas ya. Beni kastetti. O kapı orada. Video seyrediyorsan Allah aşkına kapat. Dinleme. İnsanın ortak tarafını anlatıyorum. Seni alakadar etmişse öp de başına koy. Çözüm sunuyor. Ya öyle olacaksın, daha beter olacaksın. Ha o zaman üzerine aldınsa çözümünü de üzerine alsana. Tamam. Ha işlediğimiz günahlar, kafamıza giren her bir şüpheler kalp ve ruhumuza yaralar açar. İkinci lema. Ne olur? Bak şimdi. O işlediğimiz gözden seyredersek gençler 13 yaşında varsınız. 15-16. Kulakta müzik türküler dinlersek. Haram koklarsa boğazdan gireni helal haram demezsek. Dokunma yani haram mekanlarda olursak günah işlemiriz. Günahın ahiretteki müeccel müecceli ayrı. Acelesi ne biliyor musun? Ya vesveseye dönüşür namazı kılarken. Elhamdülillahi rabbil alemin. Oo kadın geldi, para geldi falan. Bir sürü şey. Ha vesveseye dönüşür. Veya Allah'ın abdesti yoktu lan. Namazın yoktu falan. Veya zan. Ulan bunu nasıl dedi ya, beni katçet etti ya falan. Bu zan. Beyin. Tamam. Ya bu olur ya olur. Başka? Vücudunuzda, göğsünüzde olur. Veya hassaslaşırsın. Havada nem kaparsın. Bulut mu dedin? Bana ördek dedi. Bunun ne alakası var? Bulutta yağmur, göl olacak. Orada ördek olacak. Ben ördeğim. Ya acayip bir şey ya. Neler? Yani bunlar anlatıyorum ki böyle şeyler size de gelir. Zannediyorum bunu konuşturduğuna göre Allah burada da var. Böyle pat diye girmez. Beni hedeflemiş, bana dedi. Sana dedirtti Allah. Tamam. Karşı tarafın mahremiyetini ortaya koymayacaksın. Şeriatın kadın sesi haramdır, namahremlere ulaştırılamaz. Hangi zarurettir? Onun zarureti ise seninle benim aramdadır. Ama bunun sesini, bunu duyması zaruret midir? Ama şeytanı bilsin ya, ne hale getirdin? Şeytanlar zaten sünnet-i seniyede. Peygamberimiz onunla konuşturmuş. Her haram donmuş enerjidir, şeytandır. İşlediğimiz her bir günah donmuş ya vehimdir, ya vesvesedir, ya zandır, ya şüphedir, ya can darlığıdır, ya sıkıntıdır, ya panik vesairedir. Bunlar donmuş şeytandır. Donmuş enerjidir. O fiilin, haram fiilinin, o enerjinin müekken melekesi, meleke değil, ervah habisedir. Haram bir video seyrediyorsunuz bu YouTube'da vesairede arkadaşlar. O haram bir videonun müekkeli melek olur mu? Ervah habisedir. O içeriye giriyor. İçeriye girmemişse. Peki soruyorum. Namazdasın. Elhamdülillahi rabbil alemin. Oo, falan video vardı. Falan yerde. Ha geldi. İçimizde olmasaydı gelir miydi? Seyretmediğin film gelir mi? Ha ağaçlar şeytan. Şeytan işlediğimiz günahların kendisidir. Anladık mı abi? Bitiriyorum. Zaruretler haram yoluyla olmamış olacak. Haramla zaten şeytan musallat olur. E bu kadının sesini yayarsan haram. Kadına tekrar musallat olur. Haram sesi gitti. Ben kadının sesini YouTube'da duymaya ne zaruretim var ki benim duymama? Zaruret midir ben onun sesini duymaya? Abi gör. Hocam gör. Şeyhim gör. Ne göreceğim ben? Zaten şeriatta var ya. Haram yaptığı için bu olmuş. Zaten ne bu sıkıntısı var? Haram yaptığı için bu olmuş. Haramı haramla kaldıramazsınız. Evet, vaktim geldi. Peki niye bunlara girdin? Sıra mı geldi? Bırakla gittik. Kime denk geldi? Kardeşim, Allah bir insana hidayet verecekse
bazen odundan misal verir. Allah bazen sivrisinekten misal verir. Bazen sokaktaki bir köpekten, hadiselerden sana bir misal getirir. Bazen de benim gibi gafil vasıtasıyla sana bir şey söyler. İşine gelirse alırsın, işine ters geliyorsa şöyle düşün. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalı ve düşünceleriyle Allah seni bununla terbiye ediyor. Ders aldınsa almışsındır, almamışsan almamışsındır. Bir tane söyle demişti. Abi evlenmek istiyorum dedi, ne dersin dedi. Ondan sonra gitti. Abi dedi, evlenmek istiyorum. Evleneceksen evlen dedim. Evlenmeyeceksen evlenme. Ne demek bu? Aristo'ya talebesi sormuş. Celal. Demiş ki, efendim demiş, ben evlenmem lazım demiş. Ya, tamam mı? Böyle evlenmesem haramlar var da şöyle var, böyle var. Doğru, doğru. Evlen demiş. O soruya cevap odur. Ama efendim demiş, evlenirsem bu hakikatlerde mahrum olurum, zaman veremem, şöyle yapayım. Doğru, doğru. Bu gerekçelerin neticesine evlenmemen gerekiyor dedi. Ama evlenmesen de şu olur bu olur. Aynı adam evlen o zaman. Demek ki son ben hocaya, Hasan abiye, Hasan hocaya şuna buna soru sordum böyle dedi bu konuda. Demeyeceksin o haktır. Öyle değil mi? Böyle böyle sordum. Yani şöyle şöyle kelime kullandım. Bu soruma böyle dedi. Bu mevzuya böyle dedi değil. Senin sorma şekline göre cevap odur. Senin sorunun cevabıdır. Senin sorun, evet. Yani o şekilde yapacaksın. Peki. Vahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalavat.